Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Arkadaşlar bugün inşallah kesilenin yerine gelenler, onun yerine naib olanlardan yeyi işleyeceğiz. Niyabetül yâi anil kesreti. En son işte biz ne işledik arkadaşlar? Hafte alamet olan şeyler, yani bir kelimenin mahfut olana, yani mecrur olduğuna neler alameti, buna en asıl bir tanesi kesreydi. Kesrenin geldiği yerler, nerelerde gelir onu işledik. Şimdi ise ye'nin kesrenin yerine geçtiği, yani kelimenin mecrur olduğuna ye'nin alamet ettiği yerler, geldiği yerler. Bakalım. Kale وَأَمَّا الْيَاءُ yaya gelince فَتَكُونُ ye olur alameten alamet olur لِلْخَفْتِ hafta cerra alamet olur nerede fi ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ üç yerde ye üç yerde cerra alamet olur neresidir bunlar bakalım fi الْاَسْمَاءِ الْخَمْسَةِ birinci grup esma-i hamse وَفِي التَّسْنِيَةِ ikinci grup tesniyeler ve üçüncü grup وَالْجَمْعِ bir de cemler cem'i müzakere salim tabii ki o cemlerde gelir Esma-i Hamse'yi arkadaşlar tanıdık Esma-i Hamse'yi biliyoruz tesniye dediğimiz işte tesniye isimler Zeydani gibi isimler cem de işte cem'i müzakere salim Zeydune gibi, Müslimune gibi ya da Müslimani, Müslimune gibi Şimdi burada tek tek bunları işleyeceğiz arkadaşlar. Ve kulu ben diyorum. Lil yai, ya için vardır. Ya için vardır. Selasetu mevadi'e. Ye için üç yer var. Nasıl yani üç yer? Üç yer ki tekunu oluyor. Fi kulli vahidin minha. Minha bu üç yere gidiyor. O onlardan her birisinde ye olur dalleten delalet eden olur neye ala haftil ismi ismin haftine ismin mecrur olduğuna üç yerde var ki her birisinde orada haft o ismi mahfut olduğuna mecrur olduğuna delalet eden olur yani delalet eder bu üç yer neresidir arkadaşlar bakalım el mevdi'ul evvelu birinci yer. Ye'nin kelimenin mecrur olduğuna ya da mahfud olduğuna alamet olduğu yerler. Kesrenin yerine geldiği. Ye'nin kesrenin yerine geldiği yerler. Birincisi El esma'ul hamsetu. Esma-i hamse. Esma-i hamse neydi arkadaşlar? İşte ebuhu, ehuhu, hamuhu, fuhu, zumalin gibi hatırlıyoruz değil mi? Onların bir şartı da var. Zaten o söylüyor. وَقَدْ عَرَفْتَ هَا مَعَقَ كِي سَنْ تَسَنْ هَا onları sen onları tanıdın, bildin. وَعَرَفْتَ وَيْنَ سَنْ bildin. شُرُوتَ اِعْرَابِهَا bu Esma-i Hamse'nin i'rabının özellikle bu i'rab, bu dediğimiz yani harflerle i'rab almasının şartlarını da bildin. Bu Esma-i Hamse'nin bu şekilde dediğimizi hatırlarsak arkadaşlar işte ref'ini vav'la alırdı nesbini elif'le alırdı cerrini de neyle alıyor arkadaşlar cerrini de ya ile alıyor işte bu şekilde i'rabının şartlarını da sen bildin mimma sebeke sebep geçen mimma o şey geçen şeylerden hem onları tanıdın Esma-i Hamse'yi hem de onların bu i'rabı almasının şartlarını da öğrendin. Tekrar kısaca bir hatırlama yaparsak neydi şartlar arkadaşlar? Yani bu Esma-i Hamse'nin bu şekilde i'rab alabilmesini için işte mükebber olacaktı, idafe olacaktı. İdafesi de nefs-i mütekellim yasından ayrı bir şey olacaktı. Nefs-i mütekellim yasına olmayacaktı. Müfret dedik. Şartlar bunlardı arkadaşlar. Bu şartlar yerindeyse bunlar cerrini neyle alırlar? Ye ile alırlar. Demek ki arkadaşlar şimdi bu kitabın stili
Yani işte raf'i alan kelimelerde raf'a işaret eden, delalet eden şeyler nedir? Sonra nesb mensup olan kelimelerde nesbe işaret eden, delalet eden şeyler nelerdir? En sonunda da haft. Haftta yani cerde o cer olan kelimenin cerliğine neler işaret eder? Şimdi o şekilde ele aldı. Dolayısıyla Esma-i Hamse'yi hatırlarsak arkadaşlar her üç yerde de ayrı ayrı söyledi. Yani raf'ini alan yerlerde de işte nesbten bahsettiği yerlerde şimdi de haftten bahsettiği yerde. Ama toparlarsak biz yani bunu şu şekilde toparlarsak Esma-i Hamse'nin özel i'rabı nedir dersek işte şartlar yerindeyse tabii şartlar işte mükebber olacak, müfred olacak, idafe olacak falan. Bu şartlar yerindeyse bu Esma-i Hamse'lerimiz arkadaşlar demek ki bunlar nedir arkadaşlar? Ref'eni vav ile alırlar, nesbini elif ile alırlar, cerrini de ye ile alırlar. Bu şey bu kadar basit. Esma-i Hamse yani ref'eni vav, nesbini elif, cerrini de ye ile alırlar. Ve zalike bunun örneği, ve zalike bu nahvu şu örneğindeki gibidir. Nedir? Sellim ala ebike sabaha kulli yevmin. İşte burada Sellim nedir arkadaşlar? Emirdir. Bunun faali nedir? Bunun faali emir sıgalarının faali eğer şeyse müfret muhatapsa içindedir zaten. İçinde ente damiridir. Vacibe istidardır. Burada entenin gizli gelmesi vacibidir. Ortaya çıkamaz. Sellim selam ver. Kim sen? Fail içinde sen. Kime? Ala ebike babana. Ala nereye müteallak? Sellim'e müteallak. Ebi Aladan dolayı mecrur. Kaf bu ebiden dolayı ebi ona idafe olmuş. Bu da onun müdafileysidir. Sabaha sabaha kulli yevmin. Sabah müdaf, kulli onun müdafileysi. Yevmiden kulli onun müdafileysi. Zincirleme isim tamlaması arkadaşlar. Sabah kulluya idafe olmuş. Kullu da yevme idafe olmuş. Bu şekilde isim tamlamaları bu şekilde zincirleme müdafileyler çok kullanılıyor arkadaşlar. İşte bu da onlardan biri. Sabah kulloya yani her günün sabahı. Her günün sabahı demek istiyor. Tüm günlerin sabahında babana selam ver. Sabah kelimesi tabi biz dedik ya müdafu ileylerin ya Rabbi bellidir arkadaşlar. Nedir? Bu sabahın müdafu ileysidir. Ya Rabbi bellidir. Cerdir. Yem kelimesi de kullu onun müdafilesidir. Onun da yarabı bilir. Ama müdaf ise arkadaşlar yani ilk gelen müdaf tabi bu hem müdaf hem müdafiledir. Bu bizi ilgilendirmez çünkü müdafile oldu mu iş bitti mecburdur. Ama sabah kelimesi arkadaşlar bu müdaftır sadece müdaftır. Dolayısıyla müdafların yarabı ise dediğim gibi öncesine göre olur. Burada sellim kelimesi yani burada sabah kelimesi bir zamanı ifade ediyor ve Selim'le direkt alakalıdır. Selim selam ver. Ne zaman? Sabaha, sabah. Her günün sabahında. Dolayısıyla sabah kelimesi arkadaşlar bu Selim için zarftır. Zarf-ı zamandır. Ya da mef'ulu fih diyoruz buna. Bu yarabi olur. Şimdi bizi ilgilendiren Ebike'dir arkadaşlar. Ebi kelimesi Esma-i Hamse'den midir? Evet. Onun İrab şartları olan mükebber İsmi müsagar mıdır abi ki? Hayır. Übeyyike değildir. Müfrettir. Cemte değildir. Ondan sonra nefs-i mütekellim yasından ayrı bir şey ilave olmuş ki kaf damirine olmuş. Şartlar yerinde. Şartlar yerindeyse başında da ala var. Mecrurdur. O zaman bunun cerresine alameti ne olur? Esma-i Hamse'den olduğu için ye olur. İşte buradaki ye, buradaki ye nedir? Bu ismin mecrur olduğuna bu ismin cerrine alamettir. Devam ediyoruz. Ve nahu La terfa' savteke ala savti ahikel ekberi. La terfa' yükseltme savteke sesini ala savti ahikel ekberi. Büyük kardeşinin sesinin üstüne kendi sesini yükseltme. Yani sen kendi sesini büyük kardeşin. Büyük kardeş tabi bizde abidir. Yani abinin sesinden daha fazla sesin çıkmasın manasındadır. Yani sesin ondan daha yüksek sesli olmasın. Onun huzurunda alçak sesli konuş demek istiyor. Şimdi burada la terfa işte fiil la nehidir. Terfa fiilimiz zaten içinde gene
faili içinde vacibi istisar olan entedir arkadaşlar. Terfa, sen, yükseltme. Sıvteke, neyi? Seseni. Sıvt kelimesi bunun mef'ulu bihisidir. Bu aynı zamanda sıvt kafa idafe olmuştur arkadaşlar. Kaf damirine idafe olmuştur. Ala cer harfi terfa'a. Terfa'a fiiline mütealıktır. Sıvti bu aladan dolayı mecrurdur. Sevt kelimesi arkadaşlar bu ahi kelimesine idafe olmuştur. Bu ahi kelimesine idafe olmuştur. Dolayısıyla mudaf ile ne dedik arkadaşlar? Mudaf ile dedik ki mecrur olur. İşte bu ahi kelimesi bu sevtten dolayı mecrurdur. Kendisi de ahinin kendisi de kafa idafe olmuştur. El-Ekber de ahikenin sıfatıdır. Şimdi ahike sevtin idafesinden dolayı mecrurdur. Cerrin alameti nedir arkadaşlar? Şartımız yerinde Esma-i Hamsa'dandır. Y'dir. Ve nehu bir örnek daha. La tekun muhibben lizil mali illa en yekune müeddeba. La tekun olma kim sen. Demek ki bunun içinde de yine bir ente var. Tabi bu artık kan olduğu için bu enteye ne diyoruz? Bu enteye kanın ismidir diyoruz arkadaşlar. Yani normal nakıs bir fiil olsa, şey tamme olsaydı onun faali olacaktı. Ama nakıs olduğu için bu konuyu ileride göreceksiniz. Kane ve kardeşleri falan. Burada Kane'nin ismidir. Ente. Bunun içindeki damir ente. Onun ismidir. Muhibben de Kane'nin haberidir. La tekun muhibben yani seven olma. Yani sevme. Lidil mali mal sahibi mal sahibini seven olma. İlla en yekune müeddeben ama o mal sahibi ancak eğer terbiyeli, edepli, saygılı biriyse o hariç o zaman sevebilirsin. Bu hariç onun dışında mal sahibini sevme. Yani eğer terbiyeli, saygılıysa o zaman sevebilirsin. İşte burada arkadaşlar zilmal kelimesi biliyorsunuz işte zu kelimesi biz işlemiştik. Esma-i Hamsa'dan şartlar yerinde. Başında cer harfi lam var. Zi de mecrurdur. Bundan dolayı işte carın alameti nedir? İşte buradaki yedir arkadaşlar. Buradaki yedir. Şimdi o söyleyecek. فَكُلُّمْ مِنْ أَب۪يكَ وَأَخ۪يكَ وَذِي الْمَال۪ي أَب۪ي أَخ۪ي وَذِي الْمَال۪دَان her biri, hepsi mahfudun, hepsi bu verdiğimiz örneklerde mecrurdur arkadaşlar. Mecrurdur. Niye mecrurdur? لِدُخُولِ حَرْفِ لَخَفْدِ عَلَيْهِ لِدُخُولِ dahil olduğu için ne? لِدُخُولِ حَرْفِ لِخَفْتِ cer harfi خَفْت cer demektir. Cer harfi dahil olduğu için aleyhi üzerlerine. Tabi bir tane istisna var değil mi? Buradaki ehi cer harfi yok. İdafeden dolayı. Yani kendisi müdaf ile olduğu için mecburdur. Bu istisna diğer ikisi başlarına cer harfi geldiği için. وَعَلَامَةُ خَفْتِ bu hepsinin alameti, yani haftının alameti nedir? Cerrenin alameti. El-Yav yağdır. Peki kaf nedir? İki tanesinde kaf vardı değil mi? Ebike'de kaf var. Bir de ehike'de kaf var. Zimmaldaysa mal var. Şimdi وَالْكَافُ فِي الْاَوَّلَيْنِ İlk ikisindeki kaf, ilk ikisindeki kaf, yani Ebike'deki bir de Ehike'deki, oradaki kaf, damirul muhatabi, muhatab damiridir arkadaşlar. Ve ye mudafun ileyhi, kendisi, yani kaf damirinin kendisi mudafu ileyhidir. Mebniyun, mebnidir, damirlerin hepsi mebnidir. Alel fethi, fethe üzerine mebnidir, fethe üzerine mebnidir. Ama mehallen nedir arkadaşlar? Mudafu ileyhler ne dedi? Mecrurdur. Fi mahalli khaftin mahallan mecrurdur. Mahallan mecrurdur. Bu kaf damiri mahallan mecrurdur. Bu da. İkisi de kısacası tüm mudaf ileyler mecrurdur. Eğer damirse yani mebnilerdense o zaman mahallan olur. Mahallan mecrur olur. Diğer örneğimizde de mal vardı arkadaşlar. Bizim mudaf ileyimiz bu örnekte ise maldı onu söyleyecek. Ve kelimetul mali mal kelimesi ise fil misali salisi üçüncü örnekte mal kelimesi ise mudafun ileyi o da mudafu ileyittir. Eyden o da mudafu ileyittir. Mecrurun bu mal kelimesi kendisi mecrurdur. Bil kesreti kesre ile az zahireti zahiri bir kesre ile mecrurdur. El mevdi'u sani ikinci yer arkadaşlar. İkinci yer yenin
Kesreyen ayı olduğu ikinci yer. El-Musenna tesniyelerdir arkadaşlar. Musenna isimlerdir. Ve zalike tesniyeleri arkadaşlar biliyoruz. Tesniyelerin yarabını gördük. İşte ref halinde elifle alırdılar. Nesb halinde ye ile alırdılar. Cer halinde yine ye ile alıyorlar. Tabii ki nesb ile cer halleri aynı oldu. Şeklen aynı. Bakalım. Ve zalike bu da nehvu şu örneğindeki gibidir. Unzur, bak, ilel cundiyeyni, iki askere bak, iki askere. Şimdi burada cundiyeyni kelimesi tesniye bir isim midir? İki kişiye mi delalet ediyor? Evet. Başında ne var? İla cer harfi var. O zaman mecrurdur. Bunun cerrasının alameti nedir arkadaşlar? Cerrının alameti işte buradaki yedir. Buradaki yedir. Bunun dikkat ederseniz arkadaşlar nesb haliyle aynı oldu. Cer hali nesb haliyle aynı oldu. Dolayısıyla ikisinin arasındaki farkı nereden bileceğiz? Biz artık amillerden bileceğiz. Mesela cundiyeyninin üzerinde ne var? Cer harfi var. Amilimin cer harfidir. Cer harfinden bunun mecrur olduğunu çıkarabiliriz. Yoksa ikisi şeklen aynı. Yani biraz sonra şey gelecek. Cem'i müzekkeri sağlamına gelecek. O da kendi içinde yani hem cer hali hem nesb hali aynı olacak. Ve nahu bir örnek daha. Sallim ala sadiqini. Sallim, selam ver. Kim? Sen, ente, damir var içinde. Kime? Ala sadiqini, iki arkadaşa. İki arkadaş. Niye? Çünkü sadiqin kelimesi tesniyedir arkadaşlar. İkiden de iki kişiye delalet ediyor. Sonunda ziyadelikle bunu yapıyor. Şimdi bakıyoruz bu kelimenin başında ne var? Ala cer harfi var. Cer harfi varsa o zaman bu sadiqini mecrurdur. Peki bunun cerrasına alameti ne olur? Tesniye bir isim olduğu için cerrana alameti y'dir. Bu cerrana alameti y'dir. Tabi eğer nesb olsaydı nesb hali de aynı şekilde olacaktı. Artık biz nereden bileceğiz? Amillerden bileceğiz. فَكُلُّنْ مِنَ الْجُنْدِيَيْنِ وَالصَّدِيقَيْنِ Cündiyeyn ve sadiqinden her biri, hepsi mahfudun, bu örneklerimizde mahfuddurlar. Yani mecrurdurlar. Niye mecrurdur? لِدُخُولِ حَرْفِ لِخَفْضِ عَلَيْهِ Çünkü başlarına haft harfi, haft harfi, haft harfi dediğimiz cer harfidir. Cer harfleri dahil olduğu için, eklendiği için. Üzerlerine cer harfi eklendiği için bakıyoruz. Burada ne var? İla var. Burada ne var? Ela var. İkisine de cer harfi gelmiş doğrudur. وَعَلَامَةُ خَفْضِهِ Bunların cer olmasını, haft olmasını alameti... Nedir? El-ya'u, ya'dır. Ama nasıl bir ya? Tabi bu ye ile cem'i müzekkeri salimler arasındaki ye arasında bir fark vardı. Neydi? Bakalım. El-ya'ul meftuhu ma kableha ma kabli fethali bir ya. Ma kabli fethali bir ya. Bakıyoruz burada ye ma kabli işte buradaki o da fethalidir. Burada bakıyoruz ye ma kabli bakıyoruz fethalidir. Evet ma kabli fethali. El-meksuru ma ba'daha Ma ba'di de bu yeden sonraki de kesrelidir. Ki bakıyoruz burada nun kesreli, burada da nun kesrelidir. Aradaki fark buydu arkadaşlar. Niye? Çünkü cem'i müzekkere salimlerde bunun tersi olacak. Yani yeden önceki kesreli, yeden sonraki fethali olacak. Tesniyelerde ise yeden önceki fethali, yeden sonraki kesrelidir. Ve kullun minel cundiyeyni ve sadiqeyni Sadiqeyn ve cündiyeyinden her biri arkadaşlar musenna tesniyedirler. Liyennehu niye tesniyedir? Liyennehu çünkü bu isimler dallun, delalet ediyorlar. Ala isneyni. İki kişiye delalet ediyorlar. İki kişiye delalet ettiği için tesniyedir. Burayı da okuyalım arkadaşlar. El mevdi'u salisu üçüncü yer. Üçüncü yer. Yenin kesreye naib olduğu üçüncü yer. Cem'ül müzekkeri salimu. Cem'ül müzekkeri salim arkadaşlar. Biz bu cem'ül müzekkeri salimleri de arkadaşlar yani ref konusunu işlerken gördük. Nesb konusunu işlerken gördük. Ne oluyordu? Ref'ini vav ile alırdılar. İşte nesbini ne ile alırdılar? Ye ile alırdılar. Burada da aynı şekilde işte carını da ye ile alıyorlar. Nehu bakalım. Radîtu anil bekrine. Bekirlerden razı oldum. Raditu anil bekrine. Bekirlerden razı oldum. Şimdi burada Bekir kelimesinin
Cem'i müzekkere salim kalıbıdır. Başında ne var? En cer harfi var arkadaşlar. Raditu fiil, tu fail. Ben razı oldum. Kimden? Bekirlerden. Bekirlerden razı oldum. İşte buradaki cem'i müzekkere salim enden dolayı mecrurdur. Cer'in alametidir. Buradaki ye'dir. Bu ye ile diğer tesniye ye arasındaki fark nedir? Bunun makabli kesreliydi. 12 ise fethalidir. Bunun mabadi yani yeden sonraki bununki fethalidir. Tesniyelerde kesreliydi. Nesb hali olsaydı nerede bilecek? Amillerden arkadaşlar. Amillere bakacağız. Amillerden dolayı artık bu nesb midir, cer midir? Oradan. Çünkü iki şekil aynıdır arkadaşlar. Anil Bekrine ve nahvu nazartu ilel muslimine l-haşi'ine. İşte burada nazartu baktım ilel muslimine Müslümanlara, erkek Müslümanlara el-haşi'ine yani o Rablerine karşı saygılı olan, huşulu olan Müslümanlara. Onlara nazar ettim baktım. Tu faili fiil bu buraya müteallak. Müslimine kelimesi aradığımız kelimedir. Tabi haşi'ine de var. Gerçi müsennef haşi'neye değinmeyecek ama o da var. Şimdi bakalım Müslümine kelimesinin başında ila cer harfi var. Müslümine kelimesi nedir arkadaşlar? Cem'i müzekkeri salimdir. İla başına gelmiş mecrur olmuş. O zaman cerrine alameti nedir? Buradaki ye'dir. Haşi'ne de arkadaşlar bu Müslümine kelimesinin sıfatıdır. Sıfat mevsufuna tabidir. İşte burada ne yapmış arkadaşlar? Tabi olduğu için bu da mecrurdur. Bu da cerrine alameti olarak iyi almış. Fe kullun minel bekrine ve Müslümine Bekir ve Müslümanlardan her biri mahfudun kesrelidir. Pardon mecrurdur. Mahfuttur, mecrurdur. Niye mecrurdur? Liduhuli harfil hafdi liduhuli dahil olduğu için harfil hafdi haft harfi cer harfi dahil olduğu için aleyhi üzerlerine burada ila burada an üzerlerine cer harfi dahil olduğu için mecrurdurlar. Ve alametu hafdihi her ikisinin de haft olmasının alameti nedir? El ya'u ya'dır. Ama nasıl bir ya? O ya ki el meksuru makabli kesreli olan. Y'den önceki mim kesreli. Burada y'den önceki ra kesreli. Makabli kesreli. El meftuhu ma ba'di de yani yeden sonraki makabl öncesi arkadaşlar ba'd sonrası yeden sonraki ise arkadaşlar fethalidir. Yeden sonraki nundur. O nun fethalidir. Burada da aynı şey geçerli. Hatta Haşi'ine de öyledir. Bu şekildeki bir yadır. Bu ya bu kelimenin haft olmasına yani cer olmasına alamettir. Niye cerdir? Çünkü harf cer harfi onlara dahil olmuştur. Ve kullu minhuma bu iki isimden her biri cem'u muzekkerin salimin. Cem'i müzekkeri salimdirler arkadaşlar. Cem'i müzekkeri salim kalıbında şey gelmiş. Cem'i müzekkeri salimdir. Bunları da öğrendik arkadaşlar. Demek ki cem'i müzekkeri salimler de arkadaşlar bu da cer halini ye ile alırlar. Nasıl ki nesb halini de ye ile alıyordusa. Aradaki farkı arkadaşlar artık biz amillere bakıp oradan çıkaracağız. Evet bu konuyu bitirdik arkadaşlar. İnşallah yarın şeye başlayacağız. Gayrimusarriflere başlayacağız.